Şimdi ben Florya'daki yaşananları bildiğim için futbolcular torrenti sevmiyorlar. Bunu net olarak söyleyeyim. Hatta böyle çağırdılar ee, ona gelmedi rağmen gelmediler. Gelmediler. Ben yazımı sonunu şöyle bitirdim. Mucizevi bir galibiyetten sonra Başkan Burak Elmas ve Işıtan Güne seslendim. Bir Galatasaray kongresi olarak söyledim. Oyunu okuyamayan, doğru kadroyu yapamayan, oyunu değişiklerini yanlış zamanda yapan, oyuna müdahale edemeyen teknik direktörle yola devam etmeyin dedim bu galibiyete rağmen. Bu Galatasaray'ın bir oyun aklı yok. Ee, oyuna müdahalesi yok. Tamamen oyuncuların kendi refleksiyle yürüyor bu iş. Buraya flash transfer olarak Gomis alınmış. İkinci yarıya ilk ya yarı da sanki büyük iş yapmış gibi aynı oyuncularla başlıyorsun. Halil sahada yok. Babel sahada yok. yok. Muhammed Mustafa da yok. Bir kafa vuruşundan sonra yok. Ortada Taylan hata yapıyor. Bu bir. İkincisi şunu söyledim, bir daha da söylüyorum. Sezon başından beri maçları izlesinler, Galatasaray'ın kaybettiği maçlarda Ömer Bayram ve Taylan'ın yaptığı hataları göze, göz önüne alsınlar. Bir, Giresun maçında adama basmadı, golü yedi. Galatasaray. basmayan Ömer Bayram. Trabzon maçında kendisini geçen adamı indirmedi, dönüşü gitti, gol oldu Bakasetas'ın golü. Alanya maçında arkadaki, ar arka direkteki adama gitmedi, golü yedirdi. Galatasaray takım bir 0 mağlup oldu. Bugün de yani futbol ukalalı mı diyeyim, futbol aptallı mı diyeyim sınırlamıyor yani yetmiyor. Bir penaltı yaptı sorumsuzca. Taylan'a gelelim. Kasımpaşa maçında kaptırdı, gol yedi Galatasaray. Trabzon maçında kaptırdı, gol yedi. Fenerbahçe maçında rakibe basmadı. Sivas maçında rakibe basmadı. Bugün de mi takımda oynayan oyuncu olarak böyle penaltı yaptırılmaz. Çar para açıktır. Rahatsın pozisyonlar ikisinde de Ömer. Elle beraber uzatıyorsun. Ben de dedim ki Galatasaray kulübü bu iki oyuncuya mahkum mu kardeşim? Galatasaray takımı genç takımdan iki tane adam alırsın. Var senin U19'da. Geçen sene filan oynamış oyuncuların var. Bu oyunculara sırtını dönmüşsün. Bir tane de mesela Efe Akman diye bir oyuncu var biliyorsun. Bu bile çok yetenekli bir oyuncu. Bu iki tane oyuncudan bir şeyler yaratmaya çalışıyorsun. Yine yanlış değişiklikler yaptı. Çiçildao oyuna Berkan'ı sokuyor. Bak Allah'ını seversen. Bunlar e, neye etkili olacak? Hangi etki bulunacak oyuncular? Geçen sefer demedin mi sen 3 yerli yaban 3 yerliye kafam takıldığı için? Ben mecbur babeli oynattım demedin mi? Ee, Emre Kılınç hastalandı diye Emre Kılınç hazırdı. Bak oyuna girdikten sonra ne, etki, ne kadar etki etti? Skor olarak geriye düşmüşsün. 2-1'den sonra sarılıyorsun. Diyorsun ki gel Gomis'le beni kurtar diye. O penaltıları atmak o ortamda kolay değil. Çok böyle tereyağından kıl çeker gibi iki tane penaltı attı. Gomis'ten başkası olsa o baskı attı, o penaltı atamaz. Galatasaray takımı hiçbir şey oynamadı bugün. Kimse kimseyi aldatmasın. Galatasaray sadece bugün 3 puan aldı. Bu üç puana ihtiyacı vardı. Sonucu penaltılar belirledi. Sonucu bugün Varda çalışan hakem belirledi. Doğru verdiği kararlarla. Çok net Galatasaray'ın oyun anlayışında kim ne anladıysa bana anlasın. Bir oyun tarzını görmedik ilk yarıda. Mahkum oynayan adı Galatasaray oynadığı futbolcu küçük olan. Adı dev oynanan futbol cüce. Benim bakış açım bu. Kusura bakma Ender. Bu galibiyet Galatasaray'a nefes aldırmıştır. Ama bu zafer sarhoşluğu yapmayın bu teknik adamda söylüyorum. <laughs> bu hiçbir şey bilmiyor. Bu teknik adam değil. Teknik adam işte burada. Veya kapsal teknik adam. Teknik adam yardımcı antrenör değil. Bu yardımcı antrenörlükten gelmiş antrenör olmaya çalışan bir adam bu. Bu 11 ile çıkar mı Allah aşkına? Baştan söyledim ben daha yed'deki şeyde. Nerede Emre Kılıç dedim. Babel niye oynuyor dedim. Omar'ın bölge Omar niye oynuyorsun? Risk Omar'la oynamak? 14 ay sonra. Ya, oynamamış adam. İlk maç Günah böyle yani. mi olur? O bile iyi mücadele etmeye evet, çalıştı. E, bazı oyuncular doğru, onun iyi niyetinden ders alıp utanmadılar doğru, ya. Doğru, bu maçı mücadele anlamında maç, utanmadılar. Maç, değil mi? Bu maç o maç. Omar'ın maç maçı değil. değil. Omar Tabii 3 -0 0 -0 maçı öne değil. geçersin hocam tabi, evinde. Omar'ı oyuna alırsın teknik adam olarak. Yani dersin ki gel Omar oyna. sen kupa en kritik maça. Kupa maçı olur mesela X orada bir denersin değil mi? seninle aynı fikirdeyim. Doğru söylüyorsun hocam bir gerçek var ama bu değil risk adamı da riske atıyorsun bak gözlüklü oynuyor gördüm bir gözü ufak bir gözü canlı Allah Allah sağlık e, kolaylık versin, versin. sağlık değil, versin doğru adam doğru. ekmeğinin peşinde doğru, para doğru. kazanmaya doğru. çalışıyor onun işte golleri Omar'a armağan ediyor e, gördün mü yani ben güzel. sana söyleyeyim Galatasaray'la oynamayan oyuncular utansınlar Omar'dan ya o ekmek parası için orada gözlüğü takmış mücadele ediyor dişini canına takıyor oynuyor sen sahada koşmuyorsun yaptığın hatalara bak. Ayıptır ya Galatasaray takımı bu kadar küçük takım mı? Siz Ömer Taylan kendinize utanmıyor musunuz ya? Hiç mi utanmıyorsunuz? Bakın Galatasaray sezon başından beri kaç puan kaybettirdiniz? Siz ikili olarak söylüyorum. Kaç puan kaybettirdiniz? Birebir yaptığınız hatalardan ve ders almıyorsunuz ya. Utanmıyorsunuz da yaptığınız hatalardan. Böyle futbolculuk olmaz kusura bakma. Adam gibi çıkar oynarsınız ya. Oynamıyorsunuz da kenarda oturun. Sen Emre Kılınç'ı Kızıyorsun, an kenarda oturuyorsun, gomisi oyuna girdi bu üçlü, bu ikisi senin oyunun değiştirdi, senin bu galipte hiçbir payın yok, hiçbir payın yok abi oyun olarak bir payın yok, oyuncuların yani hocam dediği İz, gibi bireysel becerisiyle inisiyatif alma. Evet hocam. mağlubuz bu bıraktık evet. çıkalım kendi bildiğimiz Oyuncular bakalım, evet. dedim sana sorumluluk alan işte Tabii, Emre doğru. Kılıç, sorumluluk alan Gomis doğru. biraz da Kerem'i oynattılar hocam açış girmesi bile bir hava getirdi değil mi Galatasaray bir de rakip için de etkili hocam geçen sene Televiz şampiyon olduğu Tabii. sebeple gol atmış Tabii. herkes Gomis Gomis diyor iki tane gol attı buyurun Abi Gomis mesela e? televizyon başında izleyen taraftarlar da mesela ya Gomis girdi yani kötüsü bile Gomis bir şey yapar Buyurun. diye değil mi? Bir güven eşi yüksek bir oyuncu. Tabii, tabii hocam iki, i̇ki penaltı tane, atmak tabii. kolay mı? Sen o, yaşadın mı? Tabii. Bunu? O dakikalarda. Erman Hoca yaşadı o dakikada o baskıda ortalık yanıyor gergin ortalık. Almak. Bir penaltı verilmemiş tabii. sonra iptal olmuş falan ortalık yangın yeri gibi. İki tane tereyağından kıl çeker yani, gibi penaltı attı ya. En son giderken Konya'da Levent abi maçları veya sizde Süper Kupa'da penaltı kaçırmıştı Gomis biliyorsun. Akisar'a evet. gitti değil mi Akisar'a? E, kupa, kupayı kaybetmişti. Göztepe ile İzmir'deki oynadığım maçta da ben yayıncı kuruluşta o maçı yorumluyordum. Şampiyonluk maçı. Gomis Beto'nun soluna mı üstten attı? Orada da golü eline attı. Eline mi? ama 1-0 Galatasaray galip Şampiyon gelmişti. Şampiyon oldu o maçta. Şampiyon olmuştu evet. Evet hocam Bugün ama korkuyorlar. Bugün de tekrar iki tane attı. Mesela Gomis geldi. Birinci penaltıyı kaleci beklemiyordu. Tam panenka vuruşu yaptı. Yani İkisini de çok attı Levent abi. İkincisi de ne kadar İkisinde. güzel oldu vurdu. Çünkü kaleci evet. şaşırdı. Nereye vuracağını bilmediği için. Yani ben burada kendim ettim kendim buldu diye Göztepe kendine kızacak. Göztepe Galatasaray'dan daha baskın oynadı. Daha coşkulu oynadı. Ama Galatasaray hocamın dediği gibi Gomis ve Emre Kılıç girdikten sonra bazı oyuncular da biraz biz oynayalım inisiyatif alınca bu penaltılarla oluşa Galatasaray maçı kazandı. İyi oyun yok yalnız Galatasaray tamam. adına. Peki Erman Hocam diyor ki Levent Tüzemen bu skor yanıltmasın. 3 puan iyi ama sıkıntı büyük. Şimdi ben <laughs> Sağda tamam sağı tartışacağız da. Galatasaray'da aslında başka yerlere bakmak lazım abi. Yani kuşa kuş tamam kuş uçuyor havada da bir aşağıya bakalım. Şimdi Galatasaray sezona kimle başladı? Fatih Terim. Terim'de başladı. Sonra işte Mustafa Cengiz öldü gitti yeni başkan geldi falan değil mi? İşte kimisi biz Fatih'den çalışacağız dediler kimisi demediler. Bu başkan Fatih'in arkasına sığındı geldi. Sonra anlaşamadılar. Fatih yolladılar bu adam geldi. Şimdi Galatasaray önce arkadan birbirlerini vurmasınlar abi kimse kimseyi aldatmasın. Sen hayati bir maça geliyorsun İzmir'e ve öyle bir maç ki kaybedersen altına gireceksin Göztepe'nin. E Fatih Hoca olmuyor o fotoğraflar.